Merhabalarımız arkadaşlar, tekrardan birlikteyiz. Bir diğer üniteyle yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'nin iklimi. Türkiye iklimini zaten bundan öncesinde coğrafi konumunu gördük. Orada matematik konum, özel konum dediğimiz yani yeni adıyla mutlak konum ve göreceli konumu gördük. Sonra Türkiye'nin yer şekillerini, yapısını öğrendik. Dolayısıyla bizim Türkiye iklimini öğrenirken daha da işimiz kolaylaştı. Özellikle ben ünite tanımlamalarını yaparken her bir ünitenin daha iyi hangi üniteden sonrasında oradaki birikimleri kullanacağımız için onları üst üste koya koya gidiyoruz şeklinde düşünebilirsiniz. Öncelikle tabii iklim denildiğinde bunlar sıcaklık, basınç, rüzgar, nem ve yağış konularından oluşmakta. Aynı zamanda Türkiye'de görülen iklim tipleri ve mikro klima alanlar dediğimiz yapıları görerek yolumuza devam edeceğiz. Öncelikle ilk konumuz sıcaklık haliyle Türkiye'de sıcaklığın coğrafi dağılışı. Öncelikle şunları hepimiz biliyoruz. Türkiye'de sıcaklık nelerden etkileniyor dediğimizde 1. Enlemden etkileniyor. Yani güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklığın azalması durumu. 2. Türkiye'nin bir orta kuşak ülkesi olmasından yine enlemle ilişkili orta kuşaklardan etkileniyor. Neden? Orada da 4 mevsimin belirgin yaşanması yıl içerisinde ilkbahar, sonbahar, yazları, kışları görüyor olmamız bu da iklimimizi etkiliyor, sıcaklığı etkiliyor. 3. Türkiye'nin etrafındaki basınç sistemleri kış aylarında İzlanda gibi Sibirya gibi basınçlara maruz kalması, yazın Azor ve Basra gibi basınçlara maruz kalması sıcaklığı etkiliyor. Gene aynı şekilde rüzgarlar, kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı düşürmesi, güneyden esen rüzgarların sıcaklığı artırması bu da yine etkili bir faktör. Tabi bunun yanı sıra özel konum şartlarından yer şekilleri, yükselti, denizellik, karasallık gibi şartlar bizde yine sıcaklık dağılışını etkilemektedir. Peki hocam sıcaklık dağılışında hani Türkiye'de çok etkisi olmayan bir şey var mı? Mesela var. Okyanus akıntıları. Normal şartlarda açık okyanuslarda okyanus akıntıları vardır. Ekvatordan kutuplara doğru akan akıntılar sıcak dalgayı getirirken kuzeyden bu sefer kutuplardan başlayıp da ekvatora doğru gelen akıntılar soğuk havaları getirirler. Ancak Türkiye'de iç deniz olduğu için hala böyle bir kutuptan ya da ekvatordan gelen sıcak ya da soğuk su akıntısı diye bir durumdan söz edilemez. Mesela bizde bu etkili değildir, ona dikkat edin. Şimdi sıcaklığın dağılışında biz her zaman 2 ay üzerine dururuz. Bunlardan bir tanesi Ocak ayı sıcaklık dağılışı, bir diğeri ise Temmuz ayı sıcaklık dağılışı. Neden hocam Ocak ve Temmuz'a göre hesaplamışlar? Şöyle paniklemeyin. Mart ayını sorarlarsa ne yapacağız gibi bir şey yok. Çünkü Ocak en soğuk ay, Temmuz en sıcak ay. Dolayısıyla bütün hesaplamalar en soğuğa ve en sıcağa göre yapılır. Dolayısıyla bu iki ay şeklinde sorulacaktır. Öncelikle Türkiye'de Ocak ayında Türkiye'nin en sıcak yerleri nereler dediğimizde Türkiye'nin en sıcak yerlerinin biz özellikle Akdeniz kıyı kuşağı olduğunu biliyoruz. Ve bunlar içerisinde Türkiye'nin en ortalama 10 dereceyle sıcak yeri ise Anamur'dur. O zaman şöyle düşünebiliriz. Türkiye'nin kışın en sıcak yeri artı 10 dereceyle Anamur muymuş ortalamada? Evet Anamur. Peki kış sıcaklık isteği en yüksek olan tarım ürünü muz nerede yetişiyor? Anamur'da. Demek ki o zaman kış sıcaklığının yüksek olmasıyla muzun yetişmesi arasında doğrudan bir ilişki var. Bunu da buraya bağlayabilirsiniz. Peki o zaman şunu soracak bize. Akdeniz, sen neden sıcaksın? Bir diyor, enlem olarak güneyde olmam, güneş ışınları büyük açıyla almam bir avantaj. Ama sadece enlem olarak güneyde olmam yetmez. Ben aynı zamanda denizel bir yerim. Nemliliğin yüksek olduğu bir yer. Arkadaşlar nemliliğin şöyle bir etkisi vardır. Belki o denizelliğin hikayesini algılayamıyorsak eğer. Nemlilik dediğimiz durumda atmosferde eğer ki nem varsa bu atmosferin üzerine biriken nem tıpkı bir naylon branda çekmiş gibi atmosferi kaplar. Yeryüzüne gelen ışınlar yeryüzüne çarptıktan sonrasında tekrar atmosferden uzaya doğru kaçmaya çalışır. Ama orada bir nem tabakası olduğunda o ışın kaçarken nemlilik onu engeller, o branda engeller. Tekrardan ışın geri yeryüzüne dönmeye başlar. Yani ısı bir sera kurmuşunuz gibi içeride sürekli dolaşmaya başlar. O yüzden de mesela şunu fark ederiz ya, havanın kış aylarında bulutlu ve kapalı olduğu günler daha ılık iken gökyüzünde yıldızların göründüğü açık günler ayaza çeker. Bunu fark ederiz. İşte o bulutluluk tabakası, nem tabakası içeride ısıyı sürekli hapseden, döndüren bir sistemdir. O yüzden hep yaşlarında şöyle dediği bir şey vardır ya. Şu soğuk gün, kış günlerinde bir kar yağsa da havanın ayazını kırsa derler. İşte o karın yağması, nemlilik etkisi o da için ısımızın içeride dönmesini sağlar. Ama gökyüzü ya da yaşlı yine şunu yapar. Bakar akşamdan böyle gökyüzüne der ki bu gece yıldızlar görünüyor, hava ayaza çekecek. Çünkü nem yok.
Yıldızı rahatlıkla görebiliyorsanız bir nem bulut tabakası yoktur. O yüzden ışın ısılar hep uzaya kaçacaktır. O yüzden de yeryüzü ayazı çekecektir. Yani nemliliğin etkisi, sıcak tutma etkisi bir dediğimiz gibi sera branda çekmişin gibi orada bizi koruyor. Peki Türkiye'nin en soğuk yerleri neresidir dediğimizde Ocak ayında Kuzeydoğu Anadolu arkadaşlar. Yani burası sizin Erzurum Kars diye bildiğiniz yer ama artık biz Erzurum Kars diye hani şöyle bir soruyu sorabilir de bence şunu sormak daha şık olur. Ya kışın Erzurum Kars soğuk mu diye soru mu bekliyorsun? Ama derse ki bize efendim bu Erzurum Kars'ı pek biliyor ama Kuzeydoğu Anadolu'nun aynı yer olduğunu pek bilmiyor. O zaman ne yapayım ben Erzurum Kars'ın diğer adı olan Kuzeydoğu Anadolu'yu vereyim diyebilirler. Buranın nedenleri nedir dediğimizde bir Erzurum Kars çevresinin enlem olarak kuzeyde olması bir eksi yaratıyor. Karasallık haliyle erken soğuma doğurduğu için ve aşırı soğuma doğurduğu için yeryüzü ayaza çekiyor. 3. Yükselti. Ve şunu unutmayınız, yükselti karasallığı şiddetlendiren bir faktördür. Yani bir yer karasal olabilir ama üstüne yüksekse o karasallığın şiddeti artmaya başlar. Dolayısıyla burada sert karasal olunmaya başlanıyor. Dikkat edin. Artı bize kış aylarında ne gelir? Sibirya soğukları. Peki Sibirya soğukları Türkiye'ye nereden giriş yapar? İşte Ermenistan üzerinden Erzurum Kars üzerinden giriş yapar. Ve o Sibirya kütlesi soğuk hava dalgası Erzurum'un üstüne çöker ve buradan yavaş yavaş etrafa doğru yayılacaktır. Peki bu etrafa doğru yayılan kütle soğuk hava neden Karadeniz'i buz gibi yapmıyor? Çünkü Allah'ın hikmeti orada önüne Doğu Karadeniz dağları çıkmış. Doğu Karadeniz dağlarını soğuk kütle aşamaz, karşıya geçemez. O yüzden de Karadeniz'in denize bakan yamaçları kışın daha sıcak olur. O yüzden insanlar oraya yerleşmiş ve bakıyla çelişir diyoruz ya. Her şeyi zihnimizde artık bu tekrarlarda bağlıyoruz bütün bilgilerimizi. Burası kış durumuydu. Gelelim şimdi yaz durumuna. İşler değişti. Bu sefer Türkiye'de yazın en sıcak yerler Akdeniz değil. Artık Türkiye'nin en sıcak yerleri Güneydoğu Anadolu oluyor. Peki bunda ne etkili oldu dediğimizde evet enlem olarak güneyde olmamız yine var ama başlı başına yeterli değil. Aynı zamanda karasallık yaz aylarında bir yüreği daha da sıcak yapan bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bakın dikkat edin karasallık şöyle bir olgudur. Soğuk olduğu durumda daha soğuk yapar, sıcak geldiğinde daha sıcak yapar. Bildiğin karasallık o taş kaya, ben hep derim ya taşa oturmak gibidir. Hani yazın taşa oturursan o sıcacık, kışın taşa oturursan buz gibi. O yüzden karasal yerlerin böyle bir özelliği var. Bir de bizim Güneydoğu Anadolu'ya sıcak rüzgarlar dediğimiz rüzgarlar geliyor. Özellikle Samyeli gibi güneyden gelen rüzgarlar ve Basra basıncına bağlı sıcak hava dalgası Güneydoğu'yu kasıp kavuruyor. Peki en soğuk yerler bu sefer yine neresi? Gene değişmez arkadaşlar. Gene Erzurum Kars çevresi. İster yaz ister kış Türkiye'nin en soğuk yeri Erzurum Kars çevresidir. Burası aşırı yüksek bir yerdir. Bu kadar yüksek bir yere yaz geldi diye hava ısınmaz. Burası bildiğin Türkiye'nin çatısı. Çatı esiyor soğuk. Dolayısıyla yükselti etkisiyle özellikle yaz aylarında birisi burası sopsoğuk bir yer diyoruz. Peki şurada bir kıyaslama yapalım. Yine dedim ya coğrafi konumda aldığımız verilerle burada şunları da değerlendirebiliriz. Örnek şimdi Antalya'nın sıcaklığına baktığımızda burada Antalya yaklaşık olarak ortalama 27 dereceler civarında. Buradaki baktığımda Şanlıurfa'larda ben artık 30'un üzerindeki dereceleri görüyorum. Şimdi bu ikisi aynı enlemde. Aynı enlemde ama sıcaklıklar farklı. Peki ben o zaman ne düşüneyim? Diyeceğiz ki kimi soruyorsun? Eğer ki diyeceğiz Şanlıurfa'yı soruyorsan şimdi bunlar aynı enlemde olduğuna göre sıcaklık farkının sebebi enlem farkı olamaz. Onu eledim bir kere. Eğer ki Şanlıurfa niye daha sıcaktır diye soruyorsan o zaman ben karasallığın etkisini aynı zamanda sıcak rüzgarların, çöl rüzgarlarının etkisini konuşabilirim Basra basıncını. Akdeniz bu sefer tam tersi kışın olsaydı Antalya 10 derece Şanlıurfa 0. Bu sefer de ne diyecektik? Tabii ki de Antalya denizel olduğu için burada daha sıcak. Şanlıurfa karasal olduğu için daha soğuk. İşte bu tip kıyaslama sorularda karşımıza çıkabiliyor. Dikkat ediniz. Sıcaklıkla ilgili genel dağılışımızda dikkat edeceğimiz faktörler bunlar arkadaşlar. Zaten gerçek sıcaklık, indirgenme sıcaklık meselelerinde yükseltiyi dikkat alıyorduk. Bir şeyi indirdim, nereden indiririm? Yüksekten. Demek ki yükselti arttıkça bu gerçekle indirgenmiş arasındaki fark da ne yapar? Artar şeklinde de yorumlayacağız.
Bir diğer noktamız basınçlar. Türkiye'nin etrafında 4 tane basınç sistemi vardır ve Türkiye bu 4 basınç sistemine bağlı olarak iklimde farklılıklar yaşamaktadır. Normal şartlarda zaten biz şöyle düşüneceğiz. Ya Türkiye hangi kuşakta? Orta kuşak. Nasıl bir yer? Ilıman. Vallahi ben bu ılımanlığı hiç anlamadım ha. Sen diyorsun ki Türkiye ılıman kuşak ülkesidir. Kış aylarında eksi 30. Vay be ne kadar güzel ılıman. Türkiye ılıman kuşaktadır diyorsun. Yaz aylarında artı 40. Nasıl ılıman? O zaman şunu düşüneceksin. Türkiye orta kuşaktadır, evet. Ilıman bir yerdedir, evet. Ama ben iyiyim de özümde etrafım kötü. Etrafımdaki basınç sistemleri, etrafımdaki rüzgarlar, aynı zamanda karasallık, yükselti, işte denizellik, bunların hepsi bizim ılıman kuşakta olmamızdan kaynaklı standartı bozan etmenlerdir. O standart yapıyı bozan her şey zaten işte biz göreceli konum olarak adlandırıyoruz ya, bu da oraya bağlıdır. Şimdi 4 tane basınç sistemimiz var arkadaşlar. Bunlardan ilki İzlanda. İzlanda basıncı dediğimiz sistem 60 derece enlemi çevresinde Batı Avrupa'da oluşan bir sistemdir. Bu yağışlı bir sistemdir ve bize özellikle etkili olduğu dönemlerde bol yağış getirmesiyle meşhurdur. Şu an hala bakın Haziran ayı içerisindeyiz ve Ankara'da hala deli gibi yağmurlar var. Ve Türkiye'nin genelinde de baktığımızda hala bu yağmurları gözlemleyebiliyoruz. Peki o zaman ben de diyorum ki ya Haziran ayında bu kadar yağışın ortaya çıkması bir tuhaf bir şey değil mi? Normalde yaz dönemine girdik, bu yağışlar ne? İşte o yağışlar arkadaşlar cephe yağışı dediğimiz yağışlardır. İzlanda sistemine bağlı olarak hala biz cephe sistemlerinin etkisindeyiz. Yani bize Avrupa üzerinden hala yağışlı hava dalgası geliyor. Bizde Azor gibi bir sıcak basınç sistemi Türkiye üzerinde hala etkin olamadı. Şu an hala üzerimizde hakim basınç İzlanda basıncıdır. O da bize yağış getirir, Balkanlar üzerinden girer ve Türkiye'ye yağış bırakan sistemdir deriz. Bir diğeri Sibirya basınç sistemi. Sibirya bize ne getirir? Sibirya bize ayaz getirir, don getirir, soğuk getirir. Zaten Sibirya'nın etkisiyle Türkiye'de kış sıcaklıkları inanılmaz düşer. O Erzurum Kars'ın yükseltisi ve karasallığının üstüne bir de Sibirya eklenince iyice tadından yenmez bir yere doğru dönüşüyor. Öyle düşünebiliriz. Sibirya yüksek basıncın etkisiyle Türkiye'de soğuk bir mevsim yaşanır. Bir diğeri Azor basıncı dediğimiz basınçtır arkadaşlar. 30 derece enlemi çevresindeki çöllerden kaynağını alır. Özellikle 30 derece enleminden çıktıktan sonra Sahra Çölü üzerinden geçer. Sahra Çölü'nden içine bol miktarda sıcak hava dalgası alır. Ve sıcak hava dalgasını getirip Türkiye üzerine basar. Karadeniz hariç, bir de Erzurum Kars hariç. Çünkü bu ikisi Erzurum Kars yükseltiden dolayı ısınamıyor Azor gelse rağmen. Karadeniz'de o dağlardan dolayı korunaklı kaldığı için demlilik etkisiyle biraz serin kalıyor. Bu Azor basıncına bağlı olarak Karadeniz ve Erzurum Kars dışındaki tüm Türkiye'de aşırı sıcaklıklar yükseliyor ve mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Biz daha hala Azor etkisini daha göremedik. O yüzden yağışlarla mücadele ediyoruz. Bu ne yaparmış arkadaşlar bize? Aşırı sıcak getirilmiş. Özellikle Sahra Çölü sıcağını getirir. Güneybatı tarafımızdan girer ve Türkiye'yi aşırı sıcak yapar. Bir diğer basınç sistemi ise Basra sistemi adı verilen basınçtır. Bu muson iklimi dediğimiz iklimden kaynağını alır. Bugün Hint Okyanusu'nda muson iklimi adı verilen bir iklim sistemi vardır. Yazı yağışlı bir sistem. Hint Okyanusu üzerinde buharlaşan hava yaz aylarında karalara doğru ilerler. Bu tabi Hindistan çevresinde Himalaya dağlarına çarparak o gelen nemli hava orada yağışa dönüşür. Bize doğru gelen kısmı ise özellikle içindeki hafif nemli hava Arabistan, Irak, Suriye üzerinden geçtiğinde içine aynı zamanda çöl tozlarını alır. O nemli hava içine çöl tozunu almış vaziyette bizim Güneydoğu'ya uğradığında hem orada bir sıcaklıklarda yükseltici etki hem de 3-5 yılda bir şöyle bir etki yaratır. Haberlerden duyarsınız. Kıpkırmızı oldu gökyüzü Güneydoğu'da, evlerin üstüne, arabaların üstüne çamur yağdı diye. Kıpkırmızı bir gökyüzü ve çamur yağışları görürsünüz. İşte Basra biraz biraz o yağışı yapan, aynı zamanda da çöl sıcaklarında Güneydoğu'ya getiren, orayı kasıp kavuran bir sisteme verdiğimiz isim. Bu basınçlardan şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İçerisinde dinamik ifadesini gördükleriniz, dinamik gerek İzlanda gerekse Azor. İkisinde de dinamik var. Dinamik gördüklerinizin kaynağı harekettir. Zaten İngilizce olan da dinamik, yani dynamic, Türkçe'de hareket demektir. Peki bu hangi hareket? Bu günlük hareket.
Şöyle bir soru sorabilirler, beklerim. Türkiye'de etkili olan aşağıdaki basınçlardan hangilerinin oluşumunda dünyanın günlük hareketi etkili olmuştur? Orada hareketi görünce şunu düşün. Hareket, dinamizm, yani dinamik. O zaman adında dinamik olanlar kaynağını günlük hareketten alır. Peki şunu da sorayım size. Dünya her Allah'ın günü dönüyor mu? Evet. O zaman dinamik basınçlar yıl boyu etkilidir. Hocam yıl boyu etkili. Tamam. Etkili olmaya etkili. Onlar gelmek istiyor ama bazen sirayet edemiyorlar. Bak Azor yıl boyunca etkiliydi. Aslında bu yazın biraz daha bizi teslim alacaktı. Ama İzlanda kaptırmıyor. Eğer bir gün biraz böyle İzlanda'nın etkisinin hafif kesildiğini hissederse Azor gelecek, kaplayacak üstümüzü ve bizim yazımızı sıcak yapacak. Ama şöyle durumlar olmuyor mu? Yıl boyunca etkili olduğunu nereden anlıyoruz? İşte bak, İzlanda basıncına bağlı. Normalde kışın yağış getiren bir sistem. Aşırı yağışını kışın yapıyor bize. Ama yazın oldu, hala yağmur yağıyor. Demek ki yıl boyunca o etkisini gösterebiliyor isterse. Ya da Azor. Bugün yazı çok sıcak yapıyor ama bazen Aralık ayında, Ocak ayında pastırma yazı dediğimiz bir anda hava ısınıyor, tişört giyilecek duruma gelmiyor mu? Geliyor kışın ortasında. İşte orada da bil ki kim etkili oluyor? Azor etkili oluyor. Bunlar yıl boyunca tepemizde dolaşır. Birbirine baskın geldiğinde yaz ya da kış fark etmez, Türkiye'de o etkiyi gösterirler. Dolayısıyla dinamikler Allah'ın her günü dünyanın dönüşünden kaynaklı aldığı için yıl boyunca etkilidir. Ama bu tarafta görmüş olduğunuz termik ve termik ifadesinde bunlar ısıdan, yani zaten termik ne demek? Isı. Buradaki Sibirya basıncı soğuk hava manasına geliyor, yüksek basınç. Buradaki alçak basınç ise sıcak hava manasına geliyor. Şunu tekrar edeyim, söylüyorum ama bazen yine sorusu geliyor. E hocam burada alçak yazıyor, biz alçak olanlara sıcak demiştik. Hayır, biz termik basınçlardaki, yani Sibirya ve Basra'dakiler için sıcak ya da soğuk kullandık. Dinamiklerdeki yüksek ya da alçak demek sıcak soğuk manasına gelmez. Dinamiklerde sıcak soğuk düşünme. Sadece termiklerde yüksek soğuk, alçak sıcak demektir. Sadece termik. Bir daha diyorum. Peki buradaki sıcak havayı getirdi, bu soğuk havayı getirdi. Bu ne zaman etkili oluyor? Bu kışın etkili oluyor. Bu da yazın etkili oluyor. Demek ki Sibirya ve Basra'nın mevsimi varken Azor ve İzlanda'nın herhangi bir mevsimi yoktur. Yıl boyunca üstümüzde gezdikleri için her an her şey olabilir. Dolayısıyla burayı böyle bilelim. Gelelim rüzgarlara. Öncelikle yerel rüzgarlardan başlayacağız arkadaşlar. Yerel rüzgarlar dediğimiz hepimizin malumu, bildiğiniz kayıp sakal diye kısaca kodladığımız rüzgarlardır. Kayıp sakal. Neydi bu kayıp sakalın hikayesi? Şu gidecek mi? Heh, o da gitti vallahi. Aa, alayı gitti bunlar. Nasıl oldu bir anda? Komple sil diye bir tuş mu var acaba? Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Kıble, Lodos. İşte size kayıp sakal şu. Karayel, Yıldız, Poyraz, kayıp. Sakal, Samyeli, Kıble, Lodos. Bu da sakal kısmı. Kayıp sakal böyle ortaya çıkmış oluyor. Peki K kim? Karayel. Karayel. Karayel dediğimiz. Peki ben şöyle bakın diyorum. Öncelikle yıldızı ve kıbleyi görme. Türkiye'nin dört tarafından gelen dört tane rüzgar var diye düşün. Biraz önce hangi rüzgarın olduğu yerde hangi basınç varsa yine gel aynı rüzgarın olduğu yere aynı basıncı yazalım. Şimdi Karayel'in olduğu yerde ne vardı? İzlanda. İzlanda bize ne getiriyordu? Yağış. İşte Karayel size yağış getirir. Bak ifadeye. Kar yağışlarına neden olur diyor. Attım cebe. Poyraz'ın olduğu yerde kim vardı biraz önce? Sibirya. Ne getiriyordu bize? Ayaz don mu getiriyordu? İşte Poyraz size ayaz getirir, don getirir. Bak kutupsal havayı getirir, sıcaklığın belirgin olarak düşmesine sebebiyet verir. Aynı kütlenin farklı rengi bunlar. Öyle diyeyim size. Kibar tabirle. Peki burada Samyeli'nin olduğu yerde kim vardı? Basra vardı. Ne yapıyordu? G Dağı'da sıcak yapıyordu değil mi? İşte bu rüzgar aynı zamanda Samyeli'yi Basra gibi düşünüp Güneydoğu'da sıcak yapar diyebilirsiniz. Lodos'un olduğu yerde kim vardı? Azor. Tüm Türkiye'de ne etkili oluyordu? Sıcak bir hava etkili oluyordu. Sıcaklıkların yükselmesine neden olur. Bak işte 4 tane basınçla ilgili olan 4'ünü yerine yerleştirince ortaya bu sistem çıktı. Şimdi
Kuzeyden gelen bir tam kuzeyden gelen yıldız ve tam güneyden gelen bir kıble rüzgarı var. Yıldız sıcaklıkları tam kuzeyden gelir düşürür, kıble güneyden geldiği için sıcaklıkları artırır. Bunların diğerleri kadar yoğun etkilerinden bahsetmeyeceğiz. Ancak burada yıldız için şu noktaya da dikkat edin. Genellikle Karadeniz'i kabarttığı için deniz ulaşımını engeller. Deniz ulaşımını engeller. Şöyle derse bize, Karadeniz'de tam kuzeyden gelerek deniz ulaşımına engel olan rüzgar hangisidir? Tam kuzeyden deniz ulaşımı. Bil ki yıldız. Sert ve soğuk bir rüzgardır. Karadeniz'i köpürtür, kabartır. Dolayısıyla. Kıble hocam ekstra bir şey var mı? Yok. Mübarek rüzgar. Güneyden geliyor. Sıcaklık veriyor. Kalplere sıcaklık verdiği gibi kıble rüzgarları ortama da sıcaklık veriyor diyeceğiz. Peki burada dikkat çeken ne var? Ben size o dikkat çeken noktaları söyleyeyim. Özellikle arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz Samyeli diğer adıyla keşişleme. Bu keşişleme hikayesindeki ben o hikayeyi size anlatayım. Sonradan MEP kitabına da eklendi. İlk anlattığım yıllardan belki kalanlar varsa, o zaman Uludağ hikayesini anlatıyordum. O zamanlar bahsedilmiyordu. Sonradan eklediler. Demek ki bundan sonra soru olarak da gelebilir. Bursa Uludağ. Aslında keşişleme rüzgarı adını yani Samyeli Bursa Uludağ'dan alıyor. Ben böyle deyince bazıları diyor ki ilk defa dinliyorum. Aa nasıl hocam, bir dakika ya, Güneydoğu'da yazdık. O senin bilmediğin şeyler var. Dur hele. Bursa Uludağ'ın 1925 yılına kadarki adı Keşiş Dağı'ydı. Daha sonrasında Türkçeleştirme politikası kapsamında Atatürk tarafından Ulu ismi verilmiştir. Keşiş Dağı diye bilinen Osmanlı dönemindeki bu dağ burada yer alıyor. Bursa. Marmara Denizi'nde ticaret yapan gemiciler yelkenli tekneleriyle Marmara Denizi'nden geçerken kendilerine Uludağ yönünden esen bir rüzgar geldiğinde dağı da görüyorlar tabii Marmara'dan. Ne diyorlar? Bu hangi yönden esiyor? Keşişlerin dağı yönünden, keşişleme yönünden diye kalıyor. Artık dile öyle alışıyorlar. Kısa yoldan keşişleme. Yani bu rüzgara adını veren aslında Uludağ'dır. Keşiş dağı, keşişleme rüzgarı diye. O zaman senin sistem bozulduydu değil mi hocam? Aa bir dakika, keşişleme burada nasıl oldu? Burada. İşte bilmediğin noktaya geldik. Arkadaşlar, rüzgara adını veren geldiği yer değil, yöndür. Eğer ki bir rüzgarın bildiğin yönünden esiyorsa, bakın ok yönü tutuyor mu? Tutuyor. O zaman o rüzgarın adı aynıdır. Nerede görüldüğünün bir önemi yok. Bu ne? Keşişleme. Bu da Samyeli keşişleme. Bu, evet o da. Bak bu, bu da. Demek ki senin bakacağın şey vektörler, aynı yöndeki doğrular. O yöne giden bütün rüzgarlar bil ki Samyeli'dir. Belki şunu yapar. Sadece bir Türkiye haritası verir. Türkiye haritası her yere oklar koyar tek yöne giden. Der ki o gün Türkiye'de hangi rüzgar etkilidir? Şimdi adam getirip şuraya oku koyduğunda bizimki diyecek ki bilmeyen. Ya bir dakika ya, orada Samyeli mi olur? Orada Karayel olacak. Oku yanlış dönmüş herhalde diyecek. Bunu oku mu ters? Arkadaki nasıl acaba diyecek. Onu oku nasıl? Böyle aranacak. Sen orada diyeceksin ki hayır. Nerede görüldüğünün bir önemi yok. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bu rüzgarlar eserler. Estikleri yön tutsun benim için yeterlidir. Peki hocam, şu soruya da cevap vereyim. Yine beyninde soru işareti oluşmasın. Ben seni biliyorum. Oluşur gibi oldu şu an biraz. O neyi düşünüyor? Hocam, Samyeli Güneydoğu'ya sıpsıcak yapıyor ya. Şurada estiğinde burayı da mı sıcak yapıyor? Yok. Rüzgarın esiyor olması farklı bir kavramdır. Rüzgarın o etkiyi net olarak vermesi farklı bir kavramdır. Samyeli keşişleme denilen rüzgar, o yönde gelen rüzgar Güneydoğu'yu kasıp kavururken diğer yerlere giderken onun etkisi kırılır. Eser ama bir Güneydoğu kadar esmez. Anlatabildik mi? Yani mesele biraz bundan ibaret. Hepsinde aynı detayı aynı oranda olmasını beklemeyiniz. Evet, şuramızı bir temizleyelim. Ondan sonrasında biraz bu rüzgarlar üzerinden size rüzgar frekansından bahsedeyim. Rüzgar frekansı dediğimiz şey ise arkadaşlar şudur esasında. Hepiniz gidiyordunuz aynı anda. Ne oldu? Şimdi gelelim rüzgar frekansı. Ne demek hocam bu? Rüzgarın en çok estiği yönlere biz rüzgar frekansı diyoruz. Bakın burada bazı noktalar için bazı işaretler konulmuş. Diyor ki bize, Çanakkale Boğazı'nda ve İstanbul Boğazı'nda rüzgarın en çok estiği yönler neymiş? Kuzeydoğu yönünden gelen bir rüzgar ve güneybatı yönünden gelen bir rüzgarmış. Yine Çanakkale için de kuzeydoğu yönünden, güneybatı yönünden. Merkezi ortaya koyacaksın. İstanbul ortada. Bu bana diyor ki İstanbul'a en çok rüzgar kuzeydoğudan ve güneybatıdan esmiş. Peki ben de hemen yorumluyorum. Kuzeydoğudan esen rüzgar kim? Poyraz. Güneybatıdan esen rüzgar kim?
Lodos. Demek ki İstanbul ve Çanakkale boğazlarının hakim rüzgarları Poyraz ve Lodos'tur. Ve bugün haberleri açtığınızda şöyle şeylerle karşılaşmıyor musunuz? İstanbul'da etkili olan kuvvetli Poyraz nedeniyle feribot seferlerine ara verildi. İstanbul'da kuvvetli Lodos etkili oluyor. Özellikle ağaçlar kökünden söküldü, çatılar havaya uçtu. İstanbul ve Çanakkale boğazları adı üstünde bir boğaz oldukları için rüzgar buraya girdiğinde o boğazda sert esmeye başlar. Hacim daraldıkça şiddet artar. Alan daraldı. Dolayısıyla buraya etkili olan Poyraz ya da Lodos orada felaketler rüzgar olarak bilinir. Ve İstanbul ve Çanakkale boğazlarının uzanış doğrultuları bu rüzgarın geliş doğrultularıyla örtüşür. O yüzden İstanbul ve Çanakkale boğazlarına ait grafik bu şekilde görünür. Bir diğer grafiğimiz Ege bölgesine ait olan grafik. Ege'de dağların kıyıya dik uzanması nedeniyle şu şekilde dağlarımız var. Dolayısıyla rüzgar geldiği zaman rahatlıkla buradan içerilere sokulabiliyor. Aleti görüyor musun? Elimi onun üstündeyken işaretleme yapmıyor. Böyle geliyor, rüzgar aralara giriyor. Dolayısıyla biz burada batı doğu yönlü esen rüzgarlar görüyoruz. Eğer ki sana bir grafikte batı doğu yönlü esinti fazlalıysa bil ki Ege'nin graben sahaları dediğimiz o çöküntü alanları oluşacaktır. Bugün düz yönlerde, yerlerde rüzgar fazlaca sapmaya uğramaz arkadaşlar. Buralarda neden? Çünkü rüzgara şöyle diyecek adam bana. Ya rüzgar yer şekillerinin engebesine, boğazların, kanalların, vadilerin uzanışına göre yönlerden, farklı yönlerden esmektedir dedi. Tamam, aldım, cebe attım. E peki bir rüzgar her yönden esebilmişse demek ki önüne ne bir dağ, ne bir vadi, ne bir kanal, boğaz, hiçbir şey çıkmamıştır. Hal böyle olunca da ne oluyor? E dağ yoksa, vadi yoksa, önüne çıkan bir boğaz yoksa orası düz değil mi? Düz. Düz olan yerlerde rüzgar her yönden eser. Eğer grafiğin boyu İç Anadolu ve Güneydoğu gibi birbirleriyle eşitse bil ki bu düz yer demektir. Düz yerlerde bu şekilde görülür. Tam kuzeyden gelen Karadeniz'e etkili olan rüzgar yıldız. Tam güneyden gelense kim? Kıble. İşte Akdeniz'de kıble rüzgarının görüntüsü, Karadeniz'de yıldızın görüntüsü de bu şekildedir arkadaşlar. Evet, rüzgarlarla ilgili birinci etabımız buydu. Burada meltem rüzgarlar var. Meltemleri çok çok uzun uzadıya. Zaten hani bunları meltem rüzgar dediğimiz hafif naif rüzgarlardan bahsetmiştik biz. Ya bunlar genellikle gece gündüz arasında sürekli yön değiştiren rüzgarlardı. O yüzden meltem rüzgarları genellikle hani şöyle meltem diyeyim. Ne diye bilinirler? Devirli rüzgar diye bilinirler. Devirli rüzgar. Hocam nereye devrediyor? Vallahi bu şöyle devrediyor. Gündüzleri denizden karaya, geceleri karadan denize. Gündüzleri vadiden dağa, geceleri dağdan vadiye. Hal böyle olunca ne oluyor? Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ya bunlar geceyle gündüz arasında sürekli yön değiştiriyor ya. İşte o devretti. Hani gündüz bu yöne doğru esiyordu, gece olunca tam tersine devretti manasına. Devirli rüzgar diye bilinir meltemler. Dikkat edin. İkinci bir bileceğim şey ise bunların kara ve deniz versiyonu var. Türkiye'nin etrafında denizlerin olmasından dolayı kara ve deniz meltemi görülür. Bir de bunların dağ ve vadi versiyonu var. Onun sebebi de Türkiye'nin engebeli olmasıdır. Çünkü engebeli ülkelerde dağ ve vadiler fazlaysa o zaman dağ vadi meltemi görülür. Türkiye'de 4 meltem tipi de görülmektedir. Ege'de ise melteme imbat diye seslenirler. Ben de bu imbat diye seslendikleri için sen bunu şöyle yap diyorum. İmbatı. Aa, diyecek ki aşağıdaki yerlerden hangisinde meltemlere imbat denilmektedir? İmbatıdaki rüzgarı mı soruyorsun? De Ege'de imbat, imbatıdaki rüzgar. Oradan yakalayınız. Bir diğer rüzgar tipimiz arkadaşlar fön rüzgarı. Felaketler rüzgarıdır fön. Genellikle çok hayırlı işlere vesile olmaz kendisi ama bir yöre var ki her şeyin tam tersi. Ters deyince cevap değil mi? Karadeniz. İşte buydu. Fön rüzgarı alçalan bir havanın sıcaklığı 100 metrede 1 derece artırmasıdır. Küçümsemeyin, bir birikiyor valla. Aynı bizim soruları da çözerken netlerimizi bir biriktirmemiz gibi. Şimdi hava sıcaklığı aşağı doğru inerken her 100 metrede 1 derece artıyor. Bugün dağın tepesindeki bir arazi olduğunu düşün. Sıcaklığın 4-5 derece bile artıyor olması demek orada bir anda yüksek sıcaklığın karları erken eritmesine, sel, çığ, taşkın gibi risklere neden olmasına sebebiyet veriyor. Aynı zamanda fön rüzgarı belli bir yerden sonrasında bitkiler içerisindeki nemi çalarak bitki örtüsünün kurumasına,
Tarım ürünlerinin yaz geldiği zannedip olgunlaşmaya çalışırken pörsümesine, ormanların o altındaki otları kurutarak, aynı zamanda ormanların, bitkilerin kendilerini kurutarak orman yangınlarına da sebebiyet veriyor. Fön genel anlamda uğradığı yerden pek hayır getirmez. Ama fön rüzgarının bir olumlu etkisi vardır ki ters olan Karadeniz'de. Rize çevresinde etkili olan bir fön rüzgarı Rize çevresini olağandan daha sıcak yaptığı için Rize çevresinde turunçgil yetiştirilmesini sağlar. İşte buradaki etki Rize'deki turunçgil fönün Türkiye'deki tek güzel tarafıdır. Geri kalan yerlerde ne yapıyor? Bitkiyi kurutuyor. Akdeniz'de orman yangını, İç Anadolu'da buğdayın erken olgunlaşıp kuruması gibi ya da Doğu Anadolu'da çığ yaşatması gibi durumlar sıklıkla karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bu fön rüzgarı dediğimiz rüzgar Anadolu insanı tarafından tabii fön olarak bilinmiyor. Fönün çıkış noktası Avusturya Alpleri'dir. Avusturya Alplerinde de föne fön demiyorlar. Şimdi Anadolu insanı föne kar yiyen veya bakır satan diyor. Avusturya Alplerindeki föne Türk rüzgarı diyorlar. Aslında kimse föne fön demiyor. O zaman fön rüzgarı niye diyorlar? Böyle bir şey aklınıza gelmiş olabilir. Biz Anadolu insanının ne dediğine çok önem vereceğiz. Çünkü geçen senelerde bakın yine diyorum ya, şimdi ana videodan çıktın taştın geldin buraya. O videoların yaptığım esnada şundan bahsettim. Özellikle vertisol toprak diye ileride de anlatacağım. Vertisol, taş doğuran toprak, dönen toprak diye. Anadolu'da bu isimler verilir dedik. Tıp 2020 KPSS'de sana taş doğuran toprak, dönen toprak nedir diye soruyor. Burada da aynı şeyi yapabilir. 2021 için belki açar der ki, kar yiyen kim? Bakır sattıran kim? Derse. Niye hocam kar yiyen? Biraz önce neyden bahsettik? Dağın yamacında aylardır duran karların 1-2 saat içindeki ısı değişimine bağlı erimeye başladığını, çığa, sele dönüştüğünden bahsettik. Ha, o zaman şu olabilir mi? Demek ki erken erittiği için karları, Anadolu insanı bakmış dağın tepesini 3 aydır duran kar bir günde eriyip bitmiş. Diyor ki kesin kar yiyen rüzgarı geldi. Fönü öyle tarif etmiş. E niye bakır sattıran demiş bu rüzgara? Çünkü bu rüzgar etkili olduğunda tarım ürünlerini yakar kurutur. İnsanların elinde geçimini sağlayan tarım ürünlerinden başka bir şey yoksa ki Osmanlı'dan kalma tayisinler o zamanlar eldeki tarım ürünüyle geçiniyordu. Baktı kıtlık geldi. Elde avuçta ne var? Bir tek evde para devirecek bakır kapkacak. Demiş ki götüreyim bari bakır kapkacağı pazarda satayım da kışlık erzak alayım kendime tüccardan. O zaman demiş ki yokluk getirir, eldekini avuçtakini sattırır, bakırı bile sattırır manasında bu adama bakır sattırır demişler. Avusturya Alplerinde Türk rüzgarı demişler. Onun sebebi de muhtemeldir olsa gerek ki fön etkisiyle hallediyoruz ya. Orada ya da şu da olmuş olabilir. Tahminimce öyle fikir yürütüyorum. Çünkü bununla ilgili çok bir kaynak vesaire bulamadım açıkçası. Acaba Attila'nın Avusturya Alplerinden Roma'ya doğru inerken orada gelişiyle birlikte acaba tesadüfen fön rüzgarı da etkiliydi de bunlar o fön rüzgarını Attila'ya bağlayıp da hani Türk rüzgarı, Türk getiriyor bunu, o gelince böyle oldu gibi manasında mı düşündü acaba, değil mi? Çok enteresan bir şekilde 100.000 yıldır konuşulan böyle bir hikaye var Avusturya Alplerinde. Gidin Heidi ile konuşun, o size detayları verecektir. Evet arkadaşlar, burada bir ara verelim. Aradan sonrasında yeni konumuzda nem, yağış ve iklimler konusuyla devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.